İyi akşamlar. Evet, bugün 19 Ocak, Hrant Dink'in katledilişin 13. yıl dönümü. Biz de programı Hrant Dink'i saygı, sevgi ve özlemle anarak açalım. Tam 13 yıl süren bir karanlıktan söz ediyoruz aslında. Ama 13 yıldır da insanlar tıpkı bu yılda olduğu gibi her 19 Ocak'ta Hrant Dink'in katledildiği yerde adalet arayışlarını haykırıyorlar. Kemal'cim, bu konuda bir şey söylemek ister misin, yoksa direkt konularımıza mı girelim? Yani Hrant Dink'in katledilmesi Türkiye tarihinin çok önemli dönüm noktalarından biriydi ve aslında üzerine söylenecek çok söz var, biliyorsun. Evet. Çünkü Hrant Dink'in katledilmesi süreci medyada ve siyasiler tarafından özellikle pişirildi. Hedef haline getirilmesi sürecinde ana akım medya ve ırkçı gazeteler çok ciddi bir rol oynadılar. Bugün konularımız ve düşünce ve ifade özgürlüğü, evet, üzerine olacak ağırlıkta ve Hrant Dink'in düşünce ve ifade özgürlüğü kısıtlandı ve hedef haline getirildi. Belki işte bugün konuşacağımız Selahattin Demirtaş'a yönelik benzer şeyler var. Evrensel Gazetesi'ne yönelik benzer baskılar var. Ne yazık ki Hrant Dink ifade özgürlüğünün sınırlanmasıyla kalmadı. Bunu hayatıyla ödedi. Katilleri, tetikçileri bulundu ama perde arkası hala aydınlatılmadı. Ama bugün anlıyoruz ki burada bir moda değişe milli mutabakat cinayeti vardı. Yani çeşitli kesimlerin üzerinde uzlaştığı bir cinayet vardı. Tıpkı bugün temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması için kurulan kirli bir ittifak da olduğu gibi. Dolayısıyla Hrant Dink'in katillerinin perde arkasındakilerin ortaya çıkarılmaması aslında bugünümüzün de bu kadar karanlık olmasının bir nedeni. Bunu, evet, belki de söylememiz şart. Evet, doğru söylüyorsun ve o karanlık ne yazık ki sürüyor. Senin de dediğin gibi, evet, konularımız aslında bir bakıma ifade özgürlüğü, özgürlükler, adalet arayışları ve tabii dayanışma olacak. Evet, Selahattin Demirtaş'ı konuşacağız. Nereden konuşacağız? Hani bir haftadır saray basının konuştuğu, daha doğrusu hedef haline getirdiği Demirtaş'ın kitabının tiyatro sahnesine taşınması. Sadece bu değil tabii, bu tiyatro sahnesini izlemeye giden kadınların kimlikleri. Yani Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan, HDP eş genel başkanı. Bu çok korkuttu tabii hem iktidar sözcülerini hem de onun medyasını ve tam bir haftadır hem oyunu hem yazarını hem izleyicileri hedef aldılar. Selahattin Demirtaş'ın Seher ve Devran öykü kitaplarından sonra şimdi bir roman çıkıyor. 22 Ocak taraflarda olacak, Leylan. Biz, evet, de bugün hem bu tiyatro sahnesi, tiyatro oyunu üzerinden yapılan tartışmaları hem de Leylan'ı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Dipnot Yayınları'nın genel yayın yönetmeni Emrali Türkmen bizimle olacak. Ardından da dediğim gibi Evrensel Gazetesi'ni konuşacağız. Evrensel Gazetesi her türlü baskıya rağmen hala gazetecilik yapmakta direnen gazetelerden birisi, malumunuz. Ve son olarak AKP'nin susturmaya çalıştığı gazetelerden birisi olduğu için de Basın İlan Kurumu Evrensel'in ilanlarını durdurdu. Hem de hakikaten skandal bir gerekçeyle durdurdu. Yani hani bir okur birden fazla gazete almış. Daha da vahimi, bir okur mesela Diyarbakır'da aldığı 5 gazeteyi cezaevine götürmüş. Basın İlan Kurumu bunu nereden biliyor? Gazeteyi nereye götürdüğünü, kaldı ki insanlar her yere götürebilir ama bu durumda gösteriyor ki artık okurlar da fişleniyor. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat bizimle olacak. Bunu da konuşacağız. Ama önce Sayın Emrali Türkmen'le başlayalım. İyi akşamlar Emrali Bey. İyi akşamlar. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Doğrusu ben de teşekkür ederim Kemal Bey. Doğrusu bugün bizim için hüzünlü bir gün. Evet. Hrant'ın hepimiz için özel yeri olan bir dostumuz, arkadaşımızdı. Bugün bütün güvercinler hüzünlü. 13 yıl geçmesine rağmen önde görünüp ama arkada bunu tasarlayanlar, daha arkada bunun fiile dönüşmesini teşvik edenler maalesef adalet önüne çıkarılamadı. Tarihimiz açısından bakınca güvercinler hüzünlü ama aynı zamanda güvercinler dayanışmanın, yan yana durmanın, mücadele etmenin de bir ruhunu taşıyorlar. Bu anlamda da bir kez daha Hrant'ın 13 yıl sonra onun portresini, onun sözlerini, onun mücadele azmini düşünüp mücadeleye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Evet, Selahattin Demirtaş da Hrant Dink için yazdığı mektupta zaten dayanışma ve umuda vurgu yapmıştı. Doğru söylüyorsunuz. Peki şuradan başlayalım Emir Ali Bey. Yani şimdi bir haftadır süren tartışmayı siz de izliyorsunuzdur. Siz Demirtaş'ın yayıncısı, yani Seher ve tabii Leyla'nın yayıncısı olarak Devran'ın yayıncısı siz değildiniz ama seyrederken bu tartışmaları ne düşündünüz? Yani nasıl bir korku yarattı? Bu korkunun nedeni neydi sizce? Şimdi tabii biz Seher'i çıkardığımız dönemi hatırlarsanız 2017. Evet. Bir olağanüstü hal dalgası esiyordu. Söz söyleyenlerin sözünün karşısında sözle cevap veremeyen toplumsal kesimler ya da siyasi elitler bir tür otoriter modellerle falan söz söyleyenleri ya cezaevine gönderiyordular ya arkadaşlarının sürgüne gitmek zorunda kalıyordu. Ya da bütün medyası sözünü söyleme araçları ellerinden alınıyordu. Aynı İçişleri Bakanı biz Seher'i çıkardığımızda İstanbul'da 24 yazar arkadaşımız dayanışma imzasına geldiğinden sonra da çıkıp özür dileyerek o arkadaşlarıma söyleyebilirim ki yazar bozuntuları diye bir cümle kurarak Türkiye'nin çok kıymetli yazarlarını aşağılamıştı kendince. Bugün benzerini Leyla'dan önce tiyatro konusunda Türkiye'nin aslında büyük sanatçılarından Kadir İnanır'ın ağzımıza çok alamayacağımız bir söylemle kabalık taşıyan bir söylemle aşağılayan bir dil kullanmıştı. Ayrımcı bir dil kullanmıştı. Bu sürecin doğal olarak Leyla'na da bir yansıması oldu. Leyla'nın çıkarılacağını duyurunca biz Seher'den farklı şöyle bir durum doğdu. Seher'i çıkardığımız vakitte yine bir dayanışma vardı ama dayanışma daha zayıftı. Hepimizin korkuları, cesaretlerini ve umutlarının önüne geçtiği bir dönemdi. Onun için Seher'i çıkardığımız vakitteki dayanışma daha aşağı bir seviyedeydi. Leyla'nı 22'sinde kitap evlerine gönderiyoruz ama Leyla'na karşı özellikle PTT'nin satış AVM'lerinden koymaması Seher'i ve Devran'ı kaldırınca bizi şaşırtan bir şey oldu. O da şudur. Bir, Türkiye'nin her şehrinden yüzlerce ya e-posta ya bir elektronik ortamda sosyal medya ya veya telefonlarımızla falan bir dayanışma duygusuyla karşılaştık. Bunun paralelinde Türkiye'de çok önemli yayıncılık tarihinde tarihleri olan yayıncı yayın evleri bir tutum takındılar. Biz Leyla'nın ve Leyla'nı yayınlayan yayın evinin yanındayız. Her koşulda ve her yerde satacağız diye. Bu şunu gösteriyor. Evet, toplum korkularını yeniyor. Korkularını yenmiş durumda. Cesaret bulaşıcı. Selahattin Demirtaş'ın ısrarla üstüne basarak söylediği cesaret dediği şey evet bulaşıcıymış. Bir tür herkese bulaşıyor. Ve şunu biliyoruz ki mikrofonu eline alıp bir gür sesle kükreyerek bağırmanın kimseyi korkutmadığını, tam tersine bizler açısından dayanışma duygusunun büyüttüğünü ve söze karşı söz söylemenin daha kıymetli olması gereken bir zamanda ki 21. yüzyıl bunu beceremediklerini düşünüyorum. Bence onlar eskiye ait bir şey, onlar gidiyor, yeni geliyor. Yeni özgürlüklere sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan, basın özgürlüğüne sahip çıkan, düşünce özgürlüğüne sahip çıkan, kendisinin değil karşıtının da konuşma özgürlüğünün ancak kendisinin konuşması kadar meşru olduğunu düşünen yeni bir yaklaşım tarzının güçlendiğini düşünüyorum. Düşünce özgürlüğünü savunan ve yayıncılık yapan biz yayıncılar açısından da bu umut verici bir durum. Kemal. Emre Ali Bey, şimdi Selahattin Demirtaş'ın kitabını konuşuyoruz ama ben biraz daha böyle
genel çerçeveli bir soru sormak istiyorum. Çünkü biz gazeteciyiz ve medyanın, basının üzerindeki baskıları çokça yazıyoruz, çiziyoruz. Bu herkesin malumu. Ama sanırım yayıncılar üzerindeki baskı konusunda toplum çok da bilgi sahibi değil. Bunun biçimlerini ben merak ediyorum. Ya da şöyle soralım, hani daha nötr bir yerden başlayalım. Yayıncılar üzerinde bir baskı var mı? Varsa ne tür baskılar uygulanıyor? Özgürce kitap yazılması ve yayınlanması konusunda bizim göremediğimiz ne tür engeller var? Tabii bu sansür ve otosansür otoriter rejim süreçlerinin en temel problematiğidir Kemal Bey. O da şu, zaten yazan arkadaşlar, yazar arkadaşlarımız dosyasının başına oturup yazmaya başladığı vakit şöyle bir duyguyla öncelikle karşılaşıyor. Ya bu benim yazdığım bu memlekette yayınlanamaz. Yazan yazar dosyaları yayıncıya geldiği vakit yayıncı şöyle bir duyguyla doğal olarak hareket ediyor. Ya ben bunu yayınlamayı çok isterim ama bu konjektürde bu doğru olmaz. Başımız ağrır. Toplatılır. Karakollara, mahkemelere gideriz. Maliye üzerimize gelir. Ve benzeri. Bir tür otosansür ortamı doğuyor. Hala bilirsiniz ki yalnızca 13 Eylül'de değil, bugün de toplatılmış kitaplar var. Mahkemeleri sürüyor. Kimi poşetler poşete girmiş durumda. Dünyanın başka ülkelerinde yazılmış kimi kitaplar. Bu memlekette munzur yasası gerekçesiyle ya poşete koyacaksınız ya toplayacaksınız diyen bir durumla karşı karşıyayız. İkinci bir durumda kültürel ortamın kendisi özgürlüklerden ve demokrasilerden beslenir. Fikirlerin gelişmesinin önüne ancak bir demokratik ortamla mümkündür. Bu tür otoriter süreçlerde doğal olarak bir otosansürle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki bunu önemsemeyen yazar arkadaşlarımız, yayın evi arkadaşlarımız vardır. Ama bunlar parmakla sayılacak kadar az durumda. Ben şundan eminim ki birçok yayıncının dosyası masasında çok önemsediği dosyalar var kitap olmasını bekleyen. Ama ya biraz daha sabredelim, bekleyelim, vakti değil diye düşünüyorlardır. Peki ben şunu soracağım size, yani bu dönemlerde otosansürün dışında, şimdi demin de dediniz ya, inanılmaz bir dayanışma şeyi gelişti dipnot yayınlarına yönelik. Ben mesela sosyal medyada görünce şaşırdım. Birçok yayın evinden yanınızdayız diye mesajlar geldi. Hatta onları görünce şöyle de düşündüm. Acaba bir baskı mı oldu, bir sansür girişimi mi oldu diye size yönelik bir baskı var mı? Çok açık ve özel bir bir baskı yok. Şöyle, yani eğer baskı sayılacaksa sosyal medyadan tırnak içinde hepimize olan, sizlere de olan gibi bize de kendisini memleketin ve dünyanın sahibi gören kimi yurttaşlarımız biz bunun gereğini yaparız diyen bir literatür kullanıyorlar. Bu tür doğrudan devletin erki tarafından açıktan bir mahkeme ya da buna benzer bir durum henüz yok. Olması da gerekmiyor çünkü bu bir roman. Edebiyatçıların tartışması gereken, okurların beğenip beğenmediğini söylemesi gereken, doğal olarak kültürel ortamın demokratikliği ekseninde yürüteceğimiz olması gereken bir tartışma. 22'sinden sonra bence Selahattin Demirtaş'ın yayınlamış olduğu Leyla romanı konuşacaksak burasıyla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ama eğer şöyle bir durumda var, bu seherde başımıza gelmişti. Kimi zincir mağazaları mesela rafa koymuyor. Okur girip ancak sorarsa bankonun altından çıkarıp veriyor. Eğer banko okur sormazsa kitap evini ziyaret edip kitap bakan okurun göreceği raflara ve standlara seheri koymuyordular. Leyla da bu durumla karşılaşır mı? Yaşayıp göreceğiz. Peki seyre olan ilgi nasıl? Yani bütün bunlara rağmen galiba çok iyi bir satış rakamı, okur mu diyorsunuz bilemedim şimdi sizin tabirinizle diyeceğim ama
Nasıl bir ilgi oldu ve bu son yaşanan tartışmalar mesela okur sayısını daha çok artırdı mı? Bana sanki bir yanıyla da duymayanlar da duymuş oldu gibi geliyor da. Ne dersiniz? Seher'i çıkardığımızdan yani 2017'de çıkardık. Bugüne kadar 250 bine yaklaşan bir rakamı bulmuş durumda. Hı hı. Bu Türk yayıncılığı tarihi açısından çok yüksek bir rakam. Yani hatta bence son 5 yılın Türkiye'de en çok satan kitaplarından bir tanesi. Çok iyi. Evet bence de bu şunu gösteriyor. Ya aslında biz bir tür otoriter rejime karşı insanlar farklı dayanışma yöntemleri ya da farklı bir tutum alma modelleri geliştiriyor. Ben bunu çünkü kitap fuarlarında çok sık başımıza gelen bir şeydir. Okur kitap fuarına gelir, standta Selahattin Bey'in kitabıyla karşılaşınca ya da İdris Bey'in kitabıyla karşılaşınca İdris Balıken'in kimi okur? Ya çok teşekkür ederim. Büyük bir iş yapıyorsunuz. Milletlerimi sunmak istiyorum der. Kitabı alır. Kimi okur da gelir. Bunları görünce bakar. Yayınlayacak başka bir şey bulamadınız mı? Der. Ve doğal olarak biz de şöyle bir cümle kurunca siz de bu arkadaşlar kadar güzel yazarsanız sizin de kitabınızı yayınlarız. Deyince şok olur. Arkasını döner ve gider. Ben bu arkasını dönen giden okurun çok az olduğunu düşünüyorum. Yani normalde teşekkür eden bu kitapları almaya geldik diyen okurun daha yüksek olduğunu biliyorum. Bunu rakamlar da söylüyor zaten. Türkiye'de edebiyat tartışılacaksa bence ki Selahattin Bey'in iki öykü kitabında da Seher'de de Devran'da da kısmen bu çok tartışıldı. Her yıl sonu şöyle olur. Bu yılın öykü kitapları, romanları, yeni çıkmış şiir kitapları üzerine kimi edebiyat dergilerinde, kültür sanat dergilerinde yazılar çıkar. Bunların önemli bir kısmını Selahattin Bey'in kitapları büyük bir yer almıştır. Kimi eleştiren ama önemli bir kısmı da öven ve takdir eden bir ağırlıkta olduğu kanaatindeyiz. Hı hı. Emre Ali Bey, şimdi İdris Bey'in kitabından bahsedince ben şeyi düşündüm. Bir cezaevi külliyatı da giderek birikiyor sanırım. Yani İdris Bey'in yazdığı, sizden kitabın çıktığını biliyoruz. Başka var mı cezaevinden kitap yazanlar, yayınladığınız ve cezaevinden yazılınca kitaba okurun bakışı nasıl değişiyor? Biz Dipnot yayınlarına 3 yazarımız mevcut. Gülten Hanım'ın Kadının Mor Rengi, İdris Bey'in 2 romanı ve Selahattin Bey'in 2 kitabı var. Ama mesela şunu biliyoruz ki 12 Mart'la başlayan 12 Mart mesela bir cezaevi literatürü oluşturmuştur ki çok büyük yazarlar çıkarmıştır. Benim çok sevdiğim bir yazar vardır. Sevgi Soysal mesela Yıldırım Bölge Koğuşu'nda yatıp oradan büyük bir edebiyatçı ruhuyla çıkmıştır. 12 Eylül'de hatırlarsanız büyük yani şairlerimiz mesela bugün Ahmet Kaya'nın bütün şarkılarında önemli yer tutan Nevzat'ın şiirleri 12 Eylül cezaevinden, Metris cezaevinden çıkıp gelmiştir. Ve 12 Eylül'de özellikle kimi yayın evi arkadaşlarımız burada belge yayınlarına önemli bir yer vermek gerektiğini düşünüyorum. O Sesler diye bir dizi yapardı. O Sesler dediği dizi cezaevinde yatan arkadaşların yazmış olduğu kitapların yayınlandığı dizinin adıydı. Yanlış hatırlamıyorsam 21'in üzerinde buradan kitap yayınlanmıştı bu diziden. Kimi öykücü, kimi roman, kimi şiirdi. Bir de tabii şimdi şu olmuyor ama hatırlarsanız 13 Eylül'de televizyon izleyenler bilir. Çıkarırdılar insanları televizyonlarına. Önüne de kitapları dizerdiler. Suç aleti diye filan. Galiba 21. yüzyılda bunu yapmıyorlar ama kürsülere çıkıp
yazarların ismini vererek, sanatçıların ismini vererek, kitapların ismini vererek dolaylı parmak sallıyorlar. Galiba 21. yüzyılın şekli de böyle olmuş durumda. Peki biraz da Leyla'dan söz edelim. Çarşamba raflarda olacak. Şimdi tadımlık bölümü okudum tabii ki. Ama yine de soracağım size, nasıl bir roman okuyacağız? Selahattin Demirtaş bize ne anlatıyor bu kez? Selahattin Demirtaş hep bizi şaşırtır. Yani bir editör olarak yayın evinde hep her gönderdiği metin bizi şaşırtmıştır. Bu şaşırtma pozitif bir şeydir. Bu kadar da güzel olmaz ki filan dedirten ya da bunu nereden düşünmüş? Ne kadar zekice bir şey dediğimiz anlamda. Leyla'nın da aslında Seher'i ve Devran öykülerini okuyan bütün okuru şaşırtacak. Çünkü okurun şöyle bir alışkanlığı vardır. Daha önceki kitaplara benzer öyküler ya da onun merkezinde olduğu yazım tekniği beklerler. Leyla'da bu durum yok. O da şu, bence şunu kabul etmemiz lazım. Biz editörler olarak bunu uzun uzun tartışırız. Biz Selahattin Demirtaş'ın artık Türkiye'de bir edebiyatçı olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü romanı, kitabı bu. İki öykü bir roman yazdı. Yalnızca çok satması üzerinden de tarif etmiyoruz bunu. Yazım teknikleri konusunda da sürekli kendini güçlendiren ve geliştiren ve bir tür edebiyatın tartışma alanları açan, yeni tartışma alanları açan, gündelik hayatın problemlerini, gündelik hayatta yaşanmış gerçek olayları edebiyata taşıma inceliğini inşa eden yazar diye düşünüyoruz. Hatta Diyarbakır Kitap Fuarı'nda Devran üzerine yapılan bir söyleşi de konuşmacılardan bir tanesi galiba 21. yüzyılın Orhan Kemal'i benzetmesi yapmıştı Selahattin Bey'in öyküleri için. Bence de 21. yüzyılın temalarını ve sorunlarını esas alan bir yazar. Bunu Leyla'nın şöyle bir özelliği var. Leyla'da birkaç tane sürpriz var. O da şu. Bir Leyla'da bir kara kod var. Kara kodda bir müzik var. Şarkı koyduk. Kitapta bir şarkı var. Evet. Kitapta bir şarkı var. Yani kim söylüyor şarkıyı? Hikayenin geldiği yer itibariyle bir mısra geçiyor, bir şarkı sözü geçiyor. Ve o şarkının Karekot'ta sosyal medyadan dinlenecek, Dipnot yayınlarının sitesinden dinlenecek bir şarkıyla karşılaşacaksınız. Kim söylüyor? Benim çok sevdiğim bir sanatçı söylüyor ama kim olduğunu söylemeyeceğim Kemal. O da bir sürpriz. Sizler gazeteci olarak merak uyandırırsınız ya. Biz yayıncılar da sizden bunu öğrendik. Bir merak oluşturalım. Biz bulur yazarız onu şeyden önce. Yayından önce bulur yazarız. sözler ama Sayın Demirtaş'a ait değil mi? Yok, hayır. Değil mi? Çok büyük bir aşk şarkısı. Kitapın bir yani kitapta bir aşk hikayesinin üzerinden bir aşk şarkısı. Bence genç kuşaktan romantik aşk duyguları yükselen her arkadaşım, kadınların ve erkeklerin dinleyeceğini zannediyorum. İkincisi, kitabın şöyle bir özelliği var. Kitabı şimdiye kadar okuyan etrafımızdaki yalnızca biz editörler değil, okuyan arkadaşların hepsi heyecanlanmış durumda. Siz çok İstanbul ya da Türkiye sınırları içerisinde olsaydınız size de ulaştırırdık. Çok uzak yerlerde olduğunuz için henüz karşılamadık. Her koşulda her yerde okumaya devam ediyoruz. Size ulaştı. Tabii ki bizim görevimiz sizin gibi gazeteci arkadaşlara bunu ulaştırmaktır. O yanıyla çok takdir ediyoruz. Çok beğendiler. Ben okura buluştuktan sonra okurun ilgisini doğal olarak bir bu kitabın yayıncısı ve editörler olarak merak ediyoruz.
Aynı zamanda edebiyat eleştirmenlerin nasıl konuşacağını, ne tartışacağını da çok asıl olarak merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de bu. Çünkü uzun süredir Türkiye'de eleştiri zayıflamış durumda. Kısmen belki Selahattin Bey'in romanıyla birlikte bir canlılık olur diye umut ediyoruz. Peki ben bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Seher'in yayınlanma sürecinde Başak Demirtaş'ın emeği olmuştu. Özellikle herhalde yazıları getirip götürürken. Buradaki süreç nasıl gelişti? Yani Sayın Demirtaş'la bağlantınızı yine Başak Hanım üzerinden mi sürdürdünüz? Nasıl bir süreç gelişti? Ya bence zaten Başak Hanım bu üç kitabın da, yani Seher'in de, Devran'ın da, Leyla'nın da gizli kahramanı. Hatta bence ilk okuru. Bu metinlerin bize gelmesini, evet yani Başak Hanım'ın ve avukat arkadaşların büyük bir katkısı var. El yazısıyla gönderiyor Selahattin Bey. Bunlar elektronik ortama taşınıyor. Tekrar kendisine gönderiliyor. Kendisi elektronik ortamdan gitmiş metinler üzerine tekrar çalışıyor. Selahattin Bey iyi bir edebiyat işçisidir. Ben iyi bir edebiyatçı yazarların en önemli özelliklerden bir tanesi de iyi bir edebiyat işçisi olmalarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda biz editörler için kimi yazarlarla çalışmak çok yorucu ve zordur. Evet. Kimi yazarlar da çok daha keyifli ve teşvik edicidir. Selahattin Bey bizi teşvik eden ve editörlük yapmaktan keyif aldığımız yazarlar hanesinden. Tabii cezaevinde olunca bu gidiş gelişler, okumalar, eleştiriler falan çok zaman alıyor. Ama bütün bunlara rağmen sorunsuz bir biçimde okurla buluşturmuş durumdayız. Peki Kemal, sorun var mı? Yok, sen sordun ve Fatih için de biraz süreye bakıyorum. Fatih ile süre kalsın diye tamam, evrenseli peki konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Türkmen. Çok teşekkürler. Kitabı büyük bir merakla bekliyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. 23'sinde bütün okurlarımızın yani kitapla ilgili duygusunu biz de merak ediyoruz. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi programlar, iyi izlemeler. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet, şimdi evrenseli konuşacağız. Malum evrensel Fatih'i sen de ben de gayet iyi tanıyoruz. Fatih Bolat'ı çok büyük bir emek harcıyor. Hakikaten sadece evrenseli ayakta tutmak için değil, zor durumda olan gazetecilerin davalarını da çok yakından takip eden, dayanışma içerisinde olan bir gazeteci. Evrensel zaten... Evet, istisnasız kimin başı sıkışsa Fatih adliyede hemen yanındadır. Köşesinde hemen onu yazar. O anlamda basın özgürlüğüne katkıları sadece evrenseli çıkarma değil, aynı zamanda desteği ve dayanışmasıyla da gösteriyor. Kesinlikle. Şimdi enteresan tabii, bu basın ilan kurumunun ilan yasağından sonra şöyle bir taradım ben de kimdir bunlar diye. Yani basın ilan kurumunun yönetiminde ve üyeliklerinde kimler var diye. Karşıma tabii SETA çıktı. SETA'yı biliyorsunuz, sen de biliyorsun tabii. Hatta Fatih hazırmış, beraber Fatih'le buradan devam edelim. Merhabalar Fatih. Merhaba Ayşe, merhaba Kemal. İyi yayınlar. Şimdi ben de tam bu hafta yazdığım SETA ve basın ilan kurumu bağlantısından bahsediyordum. Yani şimdi SETA malum geçen sene Temmuz ayında bir rapor çıkardı ve uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye'deki gazeteci, yani onlar için çalışan Türkiye'li gazetecilere hedef gösteren bir rapordu. Bu raporu yazanlardan bir tanesi de Takvim Gazetesi yazarı İsmail Çağlar'dı. Ve raporu savunurken tabii şöyle bir cümle de kurmuştum. O gazeteciler için demişti ki, bu gazetecilerin önemli bir kısmı daha önce bir gün evrensel ve sol gibi marjinal gazetelerde çalışmış olduklarını gördük. Yani buradan zaten bir günü marjinal diye tanımlamıştı ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz demişti. Bu İsmail Çağlar bu rapordan bir ay sonra da zaten Cumhurbaşkanı'nca basın ilan kurumuna atandı. Hatta o değil, SETA'da görev alan
Bir başka isim, o dönem siyaset araştırmaları direktörü olan Zahit Sobacı da basın ilan kurumuna atandı. Tabii baktığımız zaman basın ilan kurumunun başında kim var? SETA Vakfı'nın başkanının kardeşi var. Yani gazetecilere hedef gösteren bir kurum aslında basın ilan kurumunu ele geçirmiş. Ve görevi aslında resmi gazeteleri, resmi ilanları gazetelere dağıtmak olan bu basın ilan kurumu şimdi size böyle skandal bir gerekçeyle, ne diyelim, ceza da denmez buna aslında. Yani boğmaya çalışıyor aslında iktidarın, evet, ekonomik olarak gazeteleri boğma planının bir parçası. Ne diyorsun Fatih? Yani evet, senin de yazdığın gibi bu aslında hissediliyordu. Yani o rapor bunun çeşitli biçimlerde bir devamının gelebileceğini bize ima ediyordu. Çünkü bu rapora ilişkin çeşitli gazeteciler, pek çoğumuz çeşitli yazılar yazdık. Ve bunlara karşı SETA'nın o işte raporumsu şeyini yayınlayanlardan da aslında ikna edici, buna dair bir hani mesleki bir duruş görememiştik. Bu aslında bir işaretti. Ben biraz da son seçimlerle de bağlantılı olduğunu düşünüyorum bu yaşadığımız sürecin. İktidar %95'ten fazla medya hegemonyasına sahip olmasına rağmen büyük kentleri kaybetti. Tekrar işte HDP'nin kayyumdan aldığı belediyelere kayyum atanması ve bu sürecin CHP'ye doğru da sarkıtılması gibi bir süreç yaşandı. Ve anlıyoruz ki zaten Rıza'yı çoktan terk eden iktidar sınırlı sayıda muhalefetin sesine yer veren yayın organını da denetim altına tamamen almak istiyor. Ve bu 2020'nin de aslında sert geçeceğinin bir işareti olarak da okumak lazım diye düşünüyorum. Çünkü planlı bir şey bu yaptıkları. Bu pek çok itiraz da oldu aslında. Milletvekilleri meclise taşıdı. En son Utku Çakır Özer'de soru önergesi verdi. Defalarca meclise taşındı aslında bir günün evrenselin yaşadığı bu süreç. Ama istikrarlı bir şekilde arkasında durduğunu görüyoruz basın ilan kurumunun. Biz hukuki yollara da başvuruyoruz. Yani ilk önce AYM süreci, idari yollar Türkiye'de tıkandıktan sonra bir AYM süreci de olacak. Ama tabii ki bir yanından da şu var, biz aslında 16 yıl hiç resmi ilan almadık. 25 yılın son 16 yıldan sonraki döneminden söz edebiliriz aslında ilan süreci bakımından. 9 yıllık bir döneme tekabül ediyor. Dolayısıyla tabii ki zorlayacak bizi bu. Ben burada tabii yani her şeyi açık evrenselin. 80 bin lira gibi aşağı yukarı bir ilan geliri vardı. Zaten o skalada da en sonlarda gözüküyor. Evet. Biz bunu bir şekilde ikame etmeye dönük bir hazırlık içindeyiz. Yani dolayısıyla yani okur sahiplenmesi de var. Meslektaşlarımız açısından da en azından mesleği sahip çıkan platformlar bakımından da bu konuda bir etik duruş olduğunu söyleyebilirim ben. Fatih, ya aslında izleyiciler bu basın ilan kurumu ve gazete ilişkisini pek kuramayabilir. Çünkü birisi resmi kurum, diğeri özel sektörde çıkan gazete. Bu ilişki nedir? Biraz bundan bahsedelim mi? Yani ceza verme yetkisini nereden alıyor? Evet, bu ilişki, ilan ilişkisi nasıl bir ilişki? Evet, evet. Şöyle, şimdi daha önce... aslında işte Menderes iktidarı döneminde bir kağıt meselesinden doğru iktidar bir besleme basım kavramı da kullanılıyordu. Kendisine yakın yayın organları desteklerken diğerlerine ilişkin bir mali sansüre dönüştürmüştü bu kağıt ilişkisini. Daha sonra 60'lı yıllarla birlikte 27 Mayıs'tan sonraki süreçte basın ilan kurumu kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlayan gazetelerin desteklenmesine dönük bir işlev de kurulmuştu ve bütçeden bir pay ayrılıyor. Yani halkın verdiği vergilerden oluşan bütçeden oraya bir pay ayrılıyor ve aslında bunun içinde meslek örgütlerinin temsilcilerinin de olması lazım. Ama şimdi son derece daraltıldı bu ilan kurumu yönetimi. Tamamen yandaşlardan oluşan, yani iktidara yakın isimlerden oluşan bir oluşum haline geldi. Dolayısıyla o süreçle birlikte de tam bir partizan istismar kurumuna dönüştü. Ve şöyle komik maddeleri de var. Örneğin diyor ki işte istisnai durumlar dışında birden fazla gazete alınmasını ilanı desteklemeye yönelik bir normal okur alışı dışında bir tampon alış gibi, yani hormonlanmış bir alış gibi tanımlamaya meyilli. Ama biliyoruz ki yani biz onlara şu soruları da sorduk. Şimdi Yeni Şafak'tan iktidara yakın pek çok gazeteye kadar aslında bunların organik birebir satış, yani tekil bir satış olduğuna dair
bize bir yanıt vermiş olmuyor BİK. Yani hiçbir şekilde tamamen kapalı aslında. Verdiği cezalarla ilgili ikna edici bir şey yok. Bir de önceden şöyle oluyordu. Mesela biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ve başka şeylerle ilgili bizden savunma istiyordu. Mahkeme açılmamış, dava açılmamış konularda bile. Bunlar da sorundu. Ama o zaman en fazla 3 gün ilan kesme cezası veriyordu. Şimdi 10 gün, 15 gün gibi bir şey var. Bir de yani çok acayip. Mesela bize verdiği son ilan durdurma, bizim itirazımızı verdiği durdurmanın devamına ilişkin karar çok ilginç. Evet. Yani bu arada 6 ayı tamamlamaya çalışıyorlar. 6 ay resmi ilan girmiyorsanız hakkınız düşüyor. Tekrar sıfırdan başlıyorsunuz. Diyor ki mesela Diyarbakır'da bir kişi 5 gazeteyi alıp cezaevine götürmüş. Yani şimdi normalde cezaevindeki prosedür bilinir. Gazete, Hürriyet, Milliyet, Yeni Yaşam, Cumhuriyet, yani Evrensel, Bir Gün, hangi gazete istiyorsa tutuklular yazdırır. Ve bir gardiyan gidip alır. O zaman hani bizim de şöyle dememiz lazım. O zaman tutukluları bırakın, isteyen tutuklu istediği gazeteye gidip bayiden alsın. Yani şimdi dolayısıyla... Yani bir gardiyanı bile Evrensel'in kendi şeyi gibi düşünüyor veya dehşet bir olay. Son derece partizan bir uygulama. Yani ağır bir istismar söz konusu şu anda. Peki ama sadece yani bu değil. O zaman aslında... Pardon Kemal, sen devam tamam. Et. Yani o zaman basın ilan kurumunun işleyişini şöyle niteleyebiliriz. İlan yoluyla, yani para yoluyla aslında gazeteleri bir tür terbiye etmeye çalışıyor. Yani... Tabii, yayın politikaları nedeniyle yayın ilan kesme cezası verdiği andan itibaren o gazeteler zora giriyor. Böyle bir mevzuat olması da çok enteresan. Yani bunun bu tür bir yaptırım yetkisine donatılmış olması da enteresan. Çünkü mahkemenin suçlu bulsa dahi baştan ve sansürü teşvik eden bir işleyişi var. Tabii ki. Bir de verelim, şu an Türkiye'de hepimiz yani yargılanmış gazetecileriz. Şimdi Türkiye'deki yargı, şu anki yargı içtihatının üzerinde bir kurumdan da söz ediyoruz. Yani dava açılmamış size. Yani o haberden dava açılmamış. BİK buna rağmen sizden savunma istiyor. Bir de biz hani ciddiye alarak bol referanslı savunma yapıyoruz. Yani çeşitli referanslarla, kaynaklarla filan. Sonra da hüküm veriyor yani. Hani... Dolayısıyla idari yollar var tabii başvurmak için. Tabii yerel mahkemeler, yani Türkiye'deki mahkeme düzeninde de bir siyasi tahakküm olması gibi bir rahatlıktan hareket ediyorlar herhalde. Ama tabii AYM süreci olacak. Dolayısıyla biz de zorlayacağız. Ama tam dediğin gibi aslında bu bir mali sansür süreci aslında. Şu anda 2-3 tane gazete var zaten. Onlar üzerinde ağır bir mali sansür süreci. Peki okur sahip çıkmıyor mu Fatih? Yani sonuçta bir kampanyanız da zaten sürüyordu değil mi? Evet. Bir al tabii, bir tabii, okut diye. Yok. Tabii mesela sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Pek çok aslında içlerinde Barış Akademisyenleri de var, başka kesimler de var. İnsanlar iki gazete alıp böyle fotoğraf çekip paylaşıyorlar. Çok sempatik onlar, çok bize büyük enerji veriyor o tür paylaşımlar. Onun dışında da bizim bayi satışımızda %10'a yakın bir artış oldu bu süreçten sonra. E-gazete tirajında da oldu. Bazıları E-gazeteyi tercih ediyor. Orada da aslında %10 dolayında bir artıştan söz edebiliriz. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz, okur ve bunların hani geleneksel, hani Evrensel'in etrafında her zaman dolaşan okur kitlesinden daha geniş bir okur kitlesi olduğunu da hissediyoruz. Onu da söyleyebilirim. Ve okur bize sakın eğilmeyin diyor aslında. Biz onu öyle okuyoruz. Dolayısıyla zaten ticari bir gazete değil Evrensel. Bu süreci aşacağımızı düşünüyorum. Okurun desteğiyle. Yani ben okurun ispat ettiği desteğiyle. Dayanışma reklamı yapalım biraz. Şeyi evet. Sormak istiyorum. Sizin için en iyi, en faydalı dayanışma yöntemi nedir? Yani online abonelik mi daha size çok para getirir, yoksa toptan evet. toptan gazete bayi alanlar da sizi zora sokuyor gerçi ama. O zaman ilan kesiliyor. Aslında şöyle daha iyi. Yani şöyle bir şey var. Yani bir bayi satışının tabii ki bu bir yanıt oluşturuyor. Yani biz 4000 makasının üzerinde ilan alıyoruz. Yani öyle bir oranla alıyoruz. Orada tabii bunun rahatlatıcı bir yanı var. Ama bir de şöyle okurlar var. Mesela diyelim yurt dışında basılmıyordu. Eskiden yurt dışında da Evrensel basılıyordu. Yurt dışındaki okurlar açısından mesela çeşitli meslek örgütleri yurt dışında Evrensel'e gazeteye abone oldular. Onun dışında da yani tamamen medya ile ilişkisini yeni medya üzerinden kuran ve kağıt yerine dijital
sayfa çevirmek isteyen okurlar var. Bunlar çeşitli toplumsal kesimler içinde mesela işte doktor arkadaşlarım var mesela tanıyorum. Onu tercih ediyorlar. Onlar da mesela yüksek yani onlar şey değişiyor. Mesela 50 liralık paket var, 100 liralık var, 300 liralık var. Buralardan farklı biçimlerde abonelikler oluyor. Hepsi bizim için tabii şey şu anda ilaç gibi diyebilirim. Bir de sanırım şey de var değil mi? Yani evrensel çalışanların sarı basım kartları da yenilenmedi. Yanılıyor muyum? Evet evet Ayşe, tamamen öyle. Yani işte ben yani şu an tabii hani ben biraz da geç başvurmuştum. Normalde hani şimdi sürekli basın kartım olması lazım ama yine 20 yıla yakın filan. Hani 15 yılın üzerindedir. Şimdi diğer arkadaşlarım da tamamımızı bekletiyor. Girdiğin zaman sitede şunu görüyorsun. Yani yürü kullanımda, kartınız kullanımda. Yani daha iptal etmediler. Memleketteki iklime bakıyorlar. Ben Cumhurbaşkanı'na hakaret davam vardı. Belki diyordum onun için mi bekletiyorlar falan. Beraat ettim. Hala mı bekletiyorlar? Yani tabii. Yani memleketteki iklime bakacaklar bence. Yani ona göre bir karar verecekler öyle gözüküyor. Kemal? Bu baskının daha çeşitli, başta söyledin ama bu basın ilan kurumuna ilişkin şeyin sıkılaşması falan. Bir yandan tabii tutuklamalar falan, gözaltılar devam ediyor. Biraz şeyi yapmak istiyor herhalde iktidar. Bana öyle geliyor. Daha işi mali alanlara, yani ceza alanından daha mali alanlara kaydırarak oralarda gazeteleri boğmayı hedefleyen yeni bir yönelimmiş evet. gibi okuyorum ben bunu. Bu biraz evet, evet. Rusya modeli. Yani Rusya'da da gazetecileri direkt gazetecilik faaliyetinden ötürü tutuklamıyor ama vergi cezalarıyla ya da başka işledikleri iddia ettikleri suçlarla tasfiye ediyorlar. Bu Türkiye'de de herhalde önümüzdeki dönem daha da ağırlık verecekleri bir yöntem gibi. Evet, evet. Yani yüksek para cezaları istedikleri davalar da var keza. Yani bu dediğin gibi ben de şöyle hissediyorum. Avrupa Birliği karşısında çok konforlu bir yöntem bu. Yani biz dava filan açmıyoruz. Sonuçta basın ilan kurumunun bunlar teknik gerekçeleri yerine getirmiyorlar filan. Dolayısıyla bunlar mali olarak ayakta duramıyorlar gibi bir şey de üretmeye yönelik. Bir tür kadife eldiven gibi aslında. Demir yumruğu geçirmiş bir kadife eldiven gibi oluyor. Ama yani sonuçta bunların tabii Türkiye'deki ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün daraldığı alanı yakından takip eden uluslararası ifade kuruluşlarının da ben bunu çok titiz bir şekilde izlediklerini de biliyorum, hissediyorum. Yani tabii şunu biliyorsun, hani biz Kemal'le başlarken senin sadece evrensel için değil, diğer gazeteciler için de verdiğin mücadeleyi ve dayanışmayı çok yakından biliyoruz. Biz de tabii eyvallah. Ki her koşuldan... Hani... Hepimiz birlikte, yani hepimiz birlikte yaptık onları. Tabii yani Türkiye koşullarını da düşününce bu birlikte ettiklerimizi insan şahane bir anı olarak hatırlıyor tabii. Biz de yani şu anda da zaten her koşulda evrenselin yanında yer alacağız. Evet. Dayanışma içerisinde olacağız ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Yani şimdi geldiğimiz nokta ortada. Hani artık bir iki gazete kaldı hakikaten. Daha çok işte dijital mecra üzerinden evet. gazetecilik yapılmaya çalışılıyor. Ne olacak Fatih? Yani bu sürecin sonunda hani evrensel başına bir şey gelmez umarım ama yani bir yandan da baktığımız zaman ele geçirilen gazetelerde kapanıyor. Yani saray medyası olan gazetelerde yaşatılamadılar ve kapanmaya başladılar. Yani gazetesi olmayan bir ülke haline mi geleceğiz bu gidişle? Yani ben şöyle düşünüyorum, şimdi Rıza'nın iktidar tarafından terk edildiği, bütün o açılım, yani bu samimiydi, samimi değildiğinden öte, o marjların tamamen terk edilerek, yani artık yokuş aşağı inen bir şeyi tutmaya çalışan bir iktidar var. Yani baskı dışında hiçbir şey yapamayan bir iktidar yapısı var. Yani şöyle tabii, dijitalleşme müthiş tabii keyifli imkanlar sunuyor gazetecilik için. Biz de evrensel olarak ona yatırım yapıyoruz, yani 3 var diye. Evrensel, yani evrenselin sitesi çalışıyor. Yeni podcast ve diğer bütün yeni dijital, yeni gazetecilik teknolojilerini arkadaşlarımız yapıyor. Ama biz bunu tabii keyifle yapmalıyız. Yani bir cep telefonu, önceden büyük ağır ekipmanlarla yaptığımız bir şeyi dünyanın herhangi bir tarafından cep telefonuyla ağırında yapmanın keyfini yaşamalıyız. Çünkü dünyanın başka yerlerinde gazeteciler bunu keyifle yapıyor. İstediğimiz zaman hani balık tutup istediğimiz zaman müzik dinlemek gibi olmalı bu hikaye bizim için. Yani İnsanlar dünyanın başka, Amerika'da da hem hani güçlü dijital
bir yayıncılık var ama kağıt var. Almanya'da aynı şekilde. Dolayısıyla gazetelerin okurlarıyla bu ilişkiyi kendi anlamlı tarihleri içinde, bir anlamlı denge içinde yapmalarına izin verilmesi lazım. Biz de onu yaşamak istiyoruz. Yani okurla kendi aramızdaki bir iletişim içinde karar verilen bir süreçte, dijitalle, zaten yaptığımız dijitalle devam edeceksek bunu okurla evrensel karar vermeli. Diğer gazetelerin hepsi için geçerli bu. Bu bir şey, bir dar alanın sıkıştırılma biçiminde olmamalı. Tam da bu nedenle zaten öyle olacak. Yani şeyi yapacağız. Bir de yani sorunu belki şöyle bağlamak isterim Ayşe. Hı hı. Yani sonuçta işte şimdi Artı TV çok önemli bir yeri dolduruyor. Yani bunu aslında seçimlerde bütün bu alan içindeki bütün gazeteler için, internet, gelişen internet medyası için söyleyebilirim. %95 iktidar hegemonyasına rağmen medya alanında işte büyük kentleri kaybeden bir iktidar var. Demek ki biz bir şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla yani Türkiye'de mesleki etiğe, gazetecilik ilkelerine ve dayanışmasına sahip çıkan az gazeteci de yok. Dolayısıyla bu durduğumuz yerde hiç fena değil gibi geliyor bana. Kemal, eklemek istediğin bir şey var mı? Durduğumuz yer iyi. Evet, bu durduğumuz yeri böyle birer adım ileriye giderek pekiştirirsek daha evet, da iyi olacak. Kesinlikle. Peki Fatih, çok teşekkür ediyoruz. Kolay ben gelsin de sana diyoruz. Bilmiyorum. Ne çok zaman istersen yanındayız. Eyvallah, biliyorum. Çok sevgiler. İyi akşamlar. Evet, programın sonuna geldik Kemal. İstersen sen kapat bugün. Ben kapatayım. Öncelikle tabii Hrant Dink'i tekrar analım. Hrant Dink'in öldürülmesinin 13. yıl dönümüydü bugün. Başta da söyledik, aslında Hrant Dink'in katillerinin ve onu tetiği çektirenlerin bulunmamış olması bugünkü karanlık günlerin de bir tür nedeni. Bugün yine ifade ve basın özgürlüğü sorunlarına Selahattin Demirtaş'ın ve Evrensel üzerinden değindik. Haftaya buluşmak üzere. İyi akşamlar. Yeah.